Hayat Okulu. Hala anlamadım öğretmenim. O tuhaf öğretmen dergisiyle ilgili sorun ne? Peki, biliyorsun baş müdüremiz Fufu Fefer bugün yaptığımız bağırarak öğren hızlı çalış dersinden pek hoşlanmadı. 4 kere 7 28 Sessizlik! O ders çok gereksizdi. Elindeki anlamsız dergiden çıkan diğer fikirler de öyle. Müzikli kesirler, şarkılı fen dersi. Oh! Baş müdüre Fufu Fefer yarının en iyi öğretmenleri dergisini okulumuzda yasaklamak istiyor. Ama ben derginin eğitim için ne kadar iyi bir araç olduğunu kanıtlayacağım. İyi ama bunun ben ve arkadaşlarımla ne ilgisi var? Yarın Bayan Mistri benim seçeceğim bir konuda bir sunum yapmanız için sizi hazırlayacak. Siz beceremeyeceksiniz ve bir ay boyunca koridorları silme cezası alacaksınız. Sonra da o derginin bir daha benim okuluma girmesini yasaklayacağım. Tabii öyle bir şey olmayacak. Dergide mükemmel bir yazı buldum. Şuna baksana. Öğrencilerinizden öğrenin. Onlarla zaman geçirin. Neden ilham aldıklarını görün. Onlar gibi düşünmeye başlayın. Sonra da onların istediği gibi öğretin. Peki öğretmenim. Zaten yarın sınıfa siz gireceksiniz. Biz de elimizden geleni yaparız. Şimdi başlıyoruz. Şimdi mi? Ama okul dağıldı. Hayat Okulu asla dağılmaz. Ailelerinize haber verdim. Günün kalan kısmını sen ve arkadaşlarınla geçirmeme seve seve izin vererek beni de şaşırttılar. Şaşıracak bir şey yok. Peki bizim çıkarımız ne olacak? Biraz düşüneyim. Yeni açılan müzeye ömür boyu ücretsiz giriş kartına ne dersin? Ama şaka müzesi. Anlaştık. Yaşasın. Arkadaşlarını bulalım. Bugün harika bir gün olacak. Bana açıklar mısın? Bütün günü Bayan Mistri ile geçirmemizin nedeni ne? Okulumuzun daha iyi olmasını isteyen öğretmenlerimize yardım etmeyi sevmemiz. Şakaydı. Şaka müzesine ömür boyu ücretsiz giriş kartı. Güzel. Hem belki eğlenceli olur. Hadi. Tamam. Evet. İlk önce hangi süper eğlenceli etkinliği yapıyoruz? Evet. Tamam. Harika. Güzel. T-Rex kuyruk darbesi uçan dinozor dalışını geçer. Peki ne oldu orada? Dinozor atlayışı yarışmasının ilk ayağını JJ kazandı. Bütün ayrıntıları bilmem gerek. Dinozorların döneminde tekerleğin henüz icat edilmediğini bildiğinizi varsayıyorum. Beraberlik durumunda et obur bir dinozor, çekingen bir ot obur dinozoru yenebilir mi? Bilmiyoruz öğretmenim. Oyun sırasında uydurmayı seviyoruz. Çok ilginç. Sıra sende Ruby. Puanlarınızı hesaplamak için hep birlikte karmaşık tablolar ve şemalar yapacağız. Ben katılamayacağım öğretmenim. Eğlenceli olur zannetmiştik ama artık başka bir şey yapabilir miyiz? Evet, bu şaka ödeşmesi. Dün Bertie'nin Nashra yaptığı şakanın karşılığı. Şimdi gösteririm sana. Merak etme Nashr. Bu klasik üçlü şakayla Bertie'nin cevabını vereceğiz. Çok müthiş olacak. Hadi bakalım. 3, 2, 1 Bertie'nin giysilerine verebileceğin zararı karşılamak zorunda kalma olasılığını düşündün mü? Hayır. Hiç aklıma gelmemişti. Sadece biraz eğlenecektik. Ayrıca Bertie yastıktan çıkan sesin gerçek olduğunu düşünecek mi sence? Şaka yattı. Tekrar ediyorum. Şaka yapmıyoruz. Bayan Mistri bütün oyunlarımızın eğlenceli tarafını yok etti. Bunlar da en eğlenceli maceralarımızda çektiğimiz fotoğraflar. Harika. Çok şey öğreniyorum. Bu fotoğraflar bir yıl boyunca zor ödevler için çalışmaktan daha eğitici. Yarınki dersin daha eğlenceli geçeceğini düşünmüştüm. Ama itiraf edeyim, hayal kırıklığına uğradım. Paul'un bir sorusu var. Bugünün derslerimize nasıl bir yararı olacak? Orasını bana ve dergime bırakın. Sabah görüşürüz. Her şey fıstık gibi olacak arkadaşlar.
Bayan Creature arkadaşlarınızla öğretmenler odasını temizleme gibi son derece eğitici bir etkinlik yürütürken sizler Beanotown tarihinin en önemli anları hakkında bir sunum hazırlamak zorundasınız. Ay. Sıkıcı olursa kalırsınız. Hı? Ayrıca ben çok çabuk sıkılırım. Bunun işe yaramadığını kanıtlamak için bir saatiniz var. Anlaşıldı mı? Çok eğlenceli bir öğrenme şenliğine hazır olun arkadaşlar. En sevdiğiniz şeylerle hem de şakalar, tekerlekli dinozorlar ve patatesler. Hı? Birinci bölüm. Tamam, şimdi kısaca tekrarlayalım. Beanotown'un tarihi hakkında neler öğrendiğinizi anlatın bakalım. Ben kendi adımı bile hatırlamıyorum. Adın Derek. Aa, dersiniz beynimizi bozdu Bayan Mystery. Nasıl? Hiçbir şey öğrenmediniz mi? Ama sunum için sadece 5 dakikamız kaldı. Üzülmeyin, dergim bana ne yapmam gerektiğini söyler. Evet, nerede dergim? Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağınıza karar vermek için dergiye ihtiyacınız yok. Var mı öğretmenim? Bizimle takılınca bir şeyler öğrenmiş olmalısınız. Eğlenceli olması gerekiyordu. Oyun sırasında uydurmayı seviyoruz. En eğlenceli maceralarımızın fotoğrafları. Bana çok şey öğrettiniz. Şimdi sunumu yaparken çok eğleneceğinize eminim. Yaratıcılığınızı ve müthiş maceralarınızın anılarını kullanacaksınız. Bazı ayrıntı ve tarihleri öğrenmek içinse 4 dakikamız var. Beanotown tarihinin önemli anları sunumuna hoş geldiniz. O anların önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü biz de oradaydık. Ta 1440 yılında Sir Montagu Flippington Bashford okulumuzun temeline ilk taşı koyan kişi oldu. Hı? Evet, o gün orada değildik. Kasaba tarihinin bir başka önemli anı da Dennis'le Nasher'ın meydanda iz bıraktıkları gündü. Gelin buraya! Evet, tabii Walter da vardı. Kasaba tarihinin antik döneminden 1972 yılında hemşerimiz Fizz Langstrong uzaya giden ilk Beanotown sakini oldu. Onun uzayda tanımlanamayan bir cisim görmediği tarihe geçti ama biz kesinlikle gördük. Dahası Beanotown'u uzaylıların istilasından kurtaran Nasher oldu. Şimdi! Tarih öncesi çağlarda bu bölgede yaşayan bütün Nashrozor Rex'ler dev bir asteroidin çarpmasıyla yeryüzünden silindi. Ve 66 milyon yıl sonra Beanotown'u devasa bir metal çöp teroid çarpmasından kurtardık. Bunların dışında çok büyük ve önemli birçok olayın ortasında yer aldık. İşte örnekler. Tamam, pek o kadar da sıkıcı değildi. Ayrıca bazı şeyler öğrenmişsiniz. Başarısız olmadınız. Hepinize aferin diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Dergimi kurtardınız ve dergi olsun olmasın bayağı iyi ve başarılı bir öğretmen olduğumu bana gösterdiniz. İyi eğlenceler. Sağ olun öğretmenim. Sağ olun öğretmenim. Pasaklının peşinde.